1-0 kırmızı. 22-8, 2-0 kırmızı. 23-8, 3-0 kırmızı. 24-8, 4-0 kırmızı. Kırmızı 5, oyunun 5'ini de almış oluyor böylece. Çok gördüğümüz bir olay değil. 24'e 8, 4-0. 25'e 8, 5-0. 26'ya 8, 6-0 ve bir tulum daha gelebilir. Üst üste iki tulum oluyor böylece. Durum 26'ya 8. 27'ye 8, 7-0. Üst üste iki tulum. 5 oyunun 5'inde kazandınız. Bence bizim gördüğümüz en ciddi farklardan biri. Tebrikler Kırmızı. Teşekkürler. Neler düşünüyorsun kaptan? Şef, yani bekliyorduk açıkçası zaten kazanmayı. Bu kadar farkı bekliyor muydunuz? Bekliyorduk yani. Çünkü siz söylemiştiniz, onlar da çok memnun değildi etin pişme derecesinden. Bizimki gerçekten yumuşacıktı. Yaz. Bekliyordum. Önceden böyle konuşmuyordu. Buraya gelince bir özgüven patlaması mı geldi? Bir tek pide de yani belli olmaz diyorduk. Çünkü ikisi de kurumuştu birazcık. Onun harici gerçekten kazanacağımızı düşünüyordum. Ben tatlıda bekliyordum ama patlıcan ortada. O kadar da büyük bir fark bekliyordum. Bekliyordum. Ya bence et, patlıcan ortada. Ette çok sertti. O bayağı sert. Ama lezzetli gerçekten. Senin aslında daha lezzetli. Onu etinin biraz da yumuşak aslında bence orada kazandıydı. Zor. Gerçekten zor. Sefa, Mavi Kaptan olarak bir şey söylemek ister misin? 2-0. İstediğim oldu de. İstediğim oldu de Mavi Takım Kaptanı. Şef, Mavi Takım Kaptanı oldum ama bir kere giyebildim mavi ceketi. Direkt zaten siyah geçtim. ben anlamadım nasıl bir lanet bu. Ya inşallah son oyunu kazanırız da prestij olarak. Şu anda ne diyorsun? Keşke görmeseydim Mavi Kaptan. Yok öyle de demiyorum da bari 3 gün giyseydim yani. Bir gün giydim sonra direkt... Zaten bir kere oldum diyorsun. Bir kere oldum, onda da direkt siyah takım kaptanı oldum. Bakalım. Evet, kırmızı takım. Tebrik ederiz. 2-0. İlk oyunda ciddi bir dezavantaj yarıştınız. Birbirinize bağlanarak. Buna rağmen ilk oyunu kazandınız. Bugün farkla kazandınız. Uzun süredir görmediğimiz bir farkla kazandınız. Yarın bambaşka bir gün. Eğer onu da kazanırsanız tekrar tulum çıkararak mavi takımı olduğu gibi potaya yollayacaksınız. İyi gidiyorsunuz. Tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sizinle biraz sonra Serhat ve Barbaros. Çünkü Sefa zaten eleme adayı olarak saymıyoruz zaten. Serhat ve Barbaros size bir duello bekliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Evet. Biliyorsunuz iki kişi kaldığımız için Serhat geçen haftadan buna alışık zaten. Kaybeden direkt olarak potaya giden aday olacak. Görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler.